Merhaba arkadaşlar. Bir arkadaşımız soru sormuş. O soru üzerine bir video yapma kararı aldım. Arkadaşımızın sorusuna hemen geçelim dilerseniz. Soru şu şekilde. Hocam merhaba. Ben resim öğretmenliği 3. sınıfta okuyorum. Yüksek lisans yapmak, kendimi geliştirmek istiyorum. Ancak bilgim yetersiz. Bu konuda ne yapmamı istersiniz? Neler tavsiye edersiniz? Rica etsem ALES sınavlarına girecek miyiz? Diye sormuş. Değerli arkadaşım, bir kere eğer yüksek lisans yapmak istiyorsan özellikle resim bölümü Güzel Sanatlar Fakültelerinden ya da enstitülerinden biz de çoğunluk olarak hani diğer videolarımda da belirttim de burada da belirtelim, zararı yok. Güzel Sanatlar'da yüksek yapmak için, yüksek lisans yapmak için ALES ve YDS istemiyorlar. Çoğu, hepsi değil de çoğu istemiyorlar. Peki bunlar hangi okullar istiyorlar, hangi okullar istemiyorlar, hangi okullar istemiyorlar diye eğer merak ediyorsanız arkadaşlar, her okulun kendi şartnamesi, kendi istediği şeyleri değişkenlik gösterebiliyor. ALES ve YDS istemiyor diye söyledim. Yani eğer yüksek lisans sınavlarına yakın bir tarihte kontrol ediyorsanız haftada bir defa o sınav duyurularını, okulun duyuru sayfasını kontrol etmenizde fayda var arkadaşlar. Yani bizim alanda yüksek lisans nasıl yapılır onu kısacası bir anlatayım. En önemli şey yüksek lisansa asil olarak kazanmak için arkadaşlar olması gereken not ortalamanız çok yüksek olması lazım. Yani lisans dönemindeki aldığınız not ortalamanız çok yüksek olması lazım. Bunun bayağı etkisi var. Onun haricinde bile portfolyonuz iyi olması lazım. Ama bilmiyordum açıkçası ben bunun bu kadar önemli olduğunu. Lisans dönemindeki genel ortalamanız, yani o transkriptinizin genel ortalaması çok çok iyi olsa, mesela 3.60'lardan falan olsa, 3'lerden falan olsa sizin için artı bir avantaj olabilir arkadaşlar. Yani bu sadece yüksek lisansa geçerli değil. Aynı zamanda doktora yaptığınız zaman da lisansın genel ortalamasına baz alarak, hani dikkate alarak sizi alıyorlar. O yüzden ona dikkat edin derim. Yani arkadaş soru sormuş, onun içinde farklı sorular da var. Öyle ilerleyelim. Kendimi geliştirmek istiyorum diyor. Vallahi kendini geliştirmek istiyorsan hani hangi alana yatkınsın onunla ilgili incelemeler yap, araştırmalar yap. Mesela ben sinemayı çok seviyorum. Sanat sineması, dünya sinemasını çok seviyorum, çok takip ediyorum. Kendimi geliştirmek için onları izliyorum. Onlar üzerine makaleler falan yapıyorum. Tabii öyle şu anda pek kendimi geliştirdim mi? Onu bilemiyorum çünkü bir vücut geliştirme değil ki yani bu. İşin esprisi tabii de biraz okumak, araştırmak lazım. Biraz da merak, ilgi olması lazım kıymetli arkadaşım. Yalnız atıyorum resimle ilgileniyorsan gerçekten sadece resmi düşünme. Yani onun yanında diğer sanat dallarını falan da araştırsan güzel olur, yani bir artısı olur. Tabii çoğu şeyin, çoğu plastik sanatlar, diğer sanat dallarının altyapısında resim yatıyor. Mimarda dahil, mimarlıkta dahil de. Ama yine başka bir sanat dalını bilmek, ilgi duymak iyi bir şeydir. Tamam, bu konuyu dağıtmayayım, şöyle diyeyim. Yüksek lisans yapmak istiyorsanız Güzel Sanatlar'da, İlk önce genel ortalamanızı yüksek tutmanız lazım. Mezun olduktan sonra herhangi istediğiniz bir okulun yüksek lisans sınavına girmek için başvuruda bulunuyorsunuz arkadaşlar. Onlar da duyurularda yazıyor. Ondan sonra ön başvuru yaptıktan sonra sanat tarihinde çok iyi çalışmanız lazım. Sanat tarihiyle ilgili hangi kitaplara çalışmak mantıklı, onu da şuradaki linke bırakacağım. Orada, pardon, açıklama kısmına eklerim, oradan bakarsınız arkadaşlar. Sanat haliniz çok iyi olması lazım, not ortalaması çok iyi olması lazım. Portfolyonuz, yani o eğitim öğretim hayatı boyunca lisanstaki yaptığınız işlerin portfolyonuzun iyi olması lazım. Bunlar genel olarak bu. Tekrardan toparlayayım. Genel ortalamanız iyi olması lazım. Sanat haliniz çok iyi olması lazım. Portfolyonuz çok iyi olması lazım. Bunlar olduğu zaman sınavı bir şekilde geçersiniz arkadaşlar. ALES ve YDS genelde şeyde oluyor, doktorada. Yani çoğu okulda doktora girdiğin zaman onu şart koşuyorlar. ALES ve YDS'yi vermeden giremiyorsunuz. ALES
minimum 50, pardon, ALES 70 olmalı. YDS de minimum 55 olmalı baraj puanı. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar tabi ALES ile YDS dediğim şekilde daha çok doktoradan. Bu şekilde oluyor. Umarım bu soruya cevap verebilmişimdir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz de başka soru soruyorsanız, merak ettiğiniz konular varsa yorumda belirtirseniz onunla ilgili bir video yaparım. Teşekkür ederim.